Sevgili dostlar, sizi İstinye sahilden sevgiyle selamlıyoruz. Merhabalar. Çok güzel bir gün ama hava soğuk. İstanbul soğuk günlere hazırlanıyor. Güneşi fırsat bilince sahile indik. Şimdi gelin Boğaziçi'nin bu güzel koylarından, en eşsiz gemi duraklarından, tekne duraklarından biri olan İstinye'yi, mahallesini, sokaklarını hep birlikte gezelim. Bakın hemen karşıda Hıdiv Kasrı'nı görüyoruz tepelerde. Boğaziçi'nin en güzel manzaralarından biridir burası. İstinye, İstinye diyoruz ve sokaklarda gezmeye başlıyoruz. Sevgili dostlar, İstinye'de gezintiye devam ederken bakın neye rastladık Çağrı? Güvercinlerin molasına rastladık. Gün içerisinde verdikleri öğlen molası herhalde bu. Evet, martıları böyle dizilmiş çok gördük. Köprü kenarlarında, çam tepelerinde veya ağaç üstlerinde. Ama güvercinleri Boğaziçi'ne bu kadar yakın ve böyle inci gibi dizilmiş ilk kez görüyorum. Çok keyifli. İstinye sahilde. Hayır, bizi tınmıyorlardı. Yani o kadar rahatlar ki ya, diplerindeyiz ona rağmen. Hiç umursamıyorlar. Korkmuyorlar da, kaçmıyorlar da. Gerçekten yeni camide mısır atmak kuşlara sözlerini İstinye'de mısır atmak kuşlara diye değiştirebiliriz. İşte burası da İstinye'de koyun en keskin bölgesi sevgili dostlar. Az önce lüks yatlar park halindeydi bölgede. Burada daha çok balıkçı teknelerini, balıkçı kayıklarını görüyoruz. Burası aynı zamanda bir marina gibi kullanılıyor. Çağrı da güvercinlerle hasbihal ediyor. Sahilden içeri doğru girdiğimizde tipik bir Boğaziçi semtiyle karşılaşıyoruz. İstinye'de eski evler, hemen sahile bakan bir çeşme ve bakın sahil karşıda ulu çınarlar, asırlık ağaçlar bizi karşılıyor. Şimdi gelin bakalım İstinye sokaklarında bizi neler bekliyor. İstinye'ye sizle daha önce geldik sevgili dostlar, fakat sahil bölgesini ve Yeniköy'e doğru olan yolları gezdik. Şimdi İstinye'nin semt içine doğru ilerliyoruz. Evet. İstinye ismi Stenion isminden geliyor. Stenion eski Yunanca'da, Latince'de geldiği anlam Athena'nın, güçlü olanın yani yeri. Dolayısıyla burası bir koy olduğu için Athena'nın koyu gibi bir isimden geliyor. Arkasından tabi Türkçe'ye İstinye olarak dönüşüm gösteriyor. Koydan başlıyorsun zaten, koydan içeriye doğru giriyorsun. Burası, bakın şu anda mis gibi de bir hamur kokusu var sevgili dostlar. Çocukluğumuzun geçtiği o küçük kasabalarda, ilçelerdeki yerleri anımsatıyor bakın bize. Burada bir diş hekimi, onun girişindeki kapı, dükkanlar. Keyifli bir yer. İstinye, Yeniköy ve diğer boğaz semtleri gibi sahilde çok alanı olmayan, fakat içeri girdiğinizde, mahalle içine doğru ilerlediğinizde sizi bambaşka güzelliklerle karşılayacak bir semt. Bakın burası Dere Sokağı. Dere Sokağı'ndan indiğinizde birçoğu emlakçı olarak kullanılan, hırpalanmış ama çok güzel binalarla karşılaşacaksınız. Her zaman söylediğim gibi İstanbul'u sokak sokak gezmek, öğrenmek istiyorsanız sokaklarda kaybolun sevgili dostlar. Hiç öyle plan program gerek yok gerçekten. Sadece nereye gideceğinizi bilin ve gittiğiniz semtte ilerlerken mutlaka ara sokaklarda kendinizi unutun. Tabi etrafı da kontrol edin. Burası İstanbul. Ama işte sokaklara girdiğinizde buraya şu anda gördüğümüz gibi Adasu sokağındaki gibi böyle evler, böyle sürprizler sizi karşılayacak. Şimdi sadece Boğaziçi'nde gezmiş, sahilden denizi izlemiş olsaydık
bu yıkılmaya yüz tutmuş bu güzel eseri belki de görmeyecektik. Evet sevgili dostlar, İstinye oldukça eski dönemlerden beri, antik çağlardan beri önemli bir yer. Burada daha evvelden Argonotların bir tapınak yeri var ki çok da önem verdikleri bir bölge olduğu için burası her zaman için gözde bir yer olmuş. İmparator Konstantin zamanında o Argonotların tapınakları da Konstantin'in kendi adını verdiği bir kiliseye dönüştürülmüş. Bu dönemler içerisinde burayı Bulgarlar, Kazaklar, Hunlar ve en son Ruslar ele geçirip yakıp yıkmışlar. Dolayısıyla çok kere yıkılıp çok kere yeniden yapılmış. Her dönemde farklı kültürlerin gelip yerleştiği bir yer olduğu için de çok kültürlü bir alan olmuş. Bu özelliğini günümüzde de koruduğunu düşünüyoruz. İstinye'nin gerçekten çok güzel, çok hoş bir mahalle. Devam edelim mi Çağrı? Evet, ben devam edeyim. Sevgili dostlar, İstinye'nin, Sarıyer'in en büyük özelliklerinden biri de zemininin kaya olmasıdır. Bakın bu bölgede tamamen kayalık ve evler kayanın üstüne yapılmış. Oldukça güvenli bir inşaat yolu aynı zamanda. Bakın burada böyle eski ama ruhu olan evler, sokaklar. Bakın hemen karşıda yine tırnak çiçekleri, soğuğa rağmen solmamış. Defne ağaçları dolu. Çok güzel. Ve her zaman olduğu gibi İstanbul'un tipik bir merdivenli sokağı. Bu sokaklar her zaman biliyoruz ki bizi en güzel manzaralara götürecek. Evet, İstanbul'un bir de bir yüzü var. Böyle bir yüzü daha var sevgili dostlar. 2 dakika aşağıda Boğaz'da lüks teknelerin park edildiği marinada gezersiniz. Burada da yokuşta kaymamak için böyle efor sarf edersiniz. Ama çok güzel. Bakın kayalara. Kayaların oğlu Barış Manço. Aklımıza o güzel şarkı geliyor. Ve çarşıya doğru iniyoruz. Mis gibi fırınlardan ekmek kokuları. Çok güzel eski evler. Ama keşke bu eski eve bu perforje pencereleri yapmasalarmış. Olsun. Her haliyle güzel. Geçmiş eski her haliyle güzel. Burası bayır çıkmazı sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, imparatorluk döneminde İstinye'ye Daniel diye bir keşişin geldiğini ve burada bir sütunun üzerinde 30 yıl boyunca kendini inzivaya çektiğini ve 30 yıl boyunca her gün buraya gelen herkese vaaz verdiği gibi bir hikaye anlatılır. Bu buranın önemli hikayelerinden birisidir. Bu Daniel yaşamış mıdır belli değil. Ama daha sonraları 16. yüzyılda Osmanlı döneminde buralar yavaş yavaş köy haline getirilir. Ve buraya tersane ve kalafat yeri diye anılmaya başlanır. Kalafat ne biliyor musun? Kalafat, sevgili izleyiciler belki içinizde duymuş olan vardır. Gemilerin, evet Çağrı kitap kırtasiye fotokopi, onu da göstermiş olalım. Kalafat gemilerin ahşaplarının ziflenerek su geçirmez olması için yapılan, işe verilen isimdir. Dolayısıyla da burası kalafat yeri, yani liman olması özelliğiyle de aynı zamanda tersane olur. 1547'den itibaren buraya bir de mescit kurulmuştur. Melikşah Nesli Şah Sultan tarafından. Evliya Çelebi ise ünlü seyahatnamesinde İstinye ile ilgili bir takım bilgiler verir. Mesela der ki 1000 parça gemi alır, büyük bir limanı vardır buranın der. Hakikaten liman açısından gayet de güzel bir yer doğal liman olarak. Han ve medresesi yoktur der. Yani oteli ve okulu yok. Doğru, gezdik bulamadık. Bağ ve bahçesi çoktur der. Ahalisinin fukarası, bahçıvan ve balıkçıdır. Yani bağ bahçeyle uğraşır ve balıkçılıkla uğraşırdır. Hali hazırda gördüğümüz manavda buranın herhalde yani esnafı olarak buranın hali hazırda devam eden işlemini yapıyor. Bunun haricinde kasabanın, körfezin, yani kasaba diyor, körfez olduğundan dolayı havası diyor o kadar iyi değildir diyor. Yani boğaza baktığı için sürekli rüzgar alır mantığını söylüyor ama liman
burnunda bir misafirhanesi olduğunu söylüyor ve limanın da rüzgardan emin olduğunu söylüyor. Aslında bu limanın, yani rüzgarda burada durmak istemiyorsan liman tarafına geçeceksin demek ki. Evet, bunları söylüyor. 18. yüzyıldan itibaren ise İstinye kıyılarına yerleşim başlıyor. Yalılar ve konaklar halinde. Ondan sonra da artık İstinye İstanbul'un bir parçası oluyor. Çok güzel bilgiler. Gerçekten rüzgarlı, soğuk ama sakin bir Boğaziçi semti İstinye. Sizlerle gezmek bizim için her zaman olduğu gibi çok güzel sevgili dostlar. Bu arada şunu da hatırlatmak lazım. 20-30 yıl öncesine kadar da İstinye halkının büyük çoğunluğunu Rize, Ardeşen, Hopa, Artvin, Fındıklı o bölgenin halkı oluşturuyordu. Tabii artık bayağı bir karmalaştı. Demek ki doğru yerdeyim sevgili dostlar. İstinye'de bir Hopalı olarak tabii ki hoş bir gezi yapıyorum. Sizlerle bu gezimizde İstinye'den kucaklaştık, İstinye'den selamlaştık. Boğaziçi'nin her köyü birbirinden kıymetli, her semt ayrı güzellikte. Bugün de burayı gezdik. Çağrı Bey de bizimle çok güzel bilgilerini paylaştı. Birlikte gezmeye, keşfetmeye inşallah keyifle, sağlıkla devam edelim. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Esen kalın. Görüşmek dileğiyle.